Medikal estetik hekimi Doktor Şafak Göktaş bizimle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, Değerli hoş vaktinizi bize ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok ben mutlu olduk. Ederim. Hoş geldin sevgili Şafak. Hoş bulduk hocam. Seni bu hafta sonu yorduk. dün de bugün de iki günde üst üste seni programımızda yorduk ki sevgili izleyicilerimizden gelen soruların hepsini böyle yakışıklı bir meslektaşımı da görünce derledik. Çok teşekkür ederim. Seni bugün terleteceğiz. Estağfurullah tabii. Enzimatik lipoliz. Sen son zamanlarda lipoliz enjeksiyonlarıyla zayıflama teknikleri ve vücut şekillendirmeler konusunda kayda değer başarıları imza attın. Bunu izledik hastalarımızdan gördük. Çok sağ ol. Enzimatik lipoliz nedir? Bize anlatır mısın? Şimdi enzimatik lipoliz tabii bu karantina döneminde hepimiz evlere kapandık. Ortalama 5'er kilo aldık ben dahil. 4-5 kilo aldık. Maalesef. Evet. Maalesef. Pasta, börek, ekmek yapmayı öğrendik hepimiz ve kiloları aldık. Sonra enzimatik lipoliz de tabii yükselişe geçti o kilolardan sonra. Enzimatik lipoliz şu aslında, biz yağ parçalayıcı bazı enzimleri en yağlı bölgelere veya rahatsız olunan bölgelere veriyoruz. Neresi burası? En başta karın, basenler, iç bacak, gıdı, kollar, sırt bölgesi gibi yağın fazla olduğu bölgelere veriyoruz. Birkaç tane enzim var. Şimdi böyle çok fazla tıbbi isimlerine girip izleyenleri sıkmak istemiyorum. O enzimleri derin yağ dokusuna veriyoruz. Yani sporla ve diyetle gitmeyen yağların içine yapıyoruz. Orada yağ hücrelerinin zarı parçalanıyor. Parçalandıktan sonra hastaya yürüyüş veriyoruz. Bir de bir diyet programı veriyoruz. Böyle çok sert olmayan bir diyet programı veriyoruz. Buna uyması durumunda bir ayda gözle görülür fark oluyor. Evet, yani çok da müthiş sonuçlar oluyor. Sevgili İlayda'nın da böyle bir çalışması var. Böyle bir stüdyo yönetiyor. Cihaz teknolojileriyle birlikte beslenme danışmanlığını da eforlarla birlikte yaptığı zaman sen buna bir de ilaveten enjeksiyonel bir enzim ekliyorsun. Enzim enjeksiyonlarıyla vücut şekillendirmeyi gerçekleştiriyorsun. Peki bu evet. Yöntem diğerlerine göre, diğer zayıflama yöntemlerine göre çok farklılığı var mı? Şimdi şöyle, enzimatik lipoliz, enjeksiyonlu lipoliz deyince hastalarımız korkmasın. Çünkü bunlar mezoterapi iğneleriyle yapılıyor. Çok ince iğnelerle yapılıyor. O yüzden böyle çok ağrılı bir işlem değil. Ağrı yüzünden bırakmak zorunda kaldığımız hiçbir hastamız olmadı. O yüzden göz korkutmasın. Diğer yöntemlere göre farklı. Yani liposakşınla mesela kıyaslayacak olursak, liposakşın bir ameliyat, hastanede yatmak gerekiyor, genel anestezi almak gerekiyor, maliyeti çok yüksek gibi dezavantajları var. Yani tabii cerrahi bir teknikle cerrahi olmayan tekniği yan yana koyma şansımız yok. Çünkü cerrahi teknikte başlı başına farklı bir ameliyat, farklı bir prosedür evet. ilgileniyor. Ancak bu noktada ameliyatsız çözüm üretebilme adına başarıyla uygulanan yöntemlerin evet, başında yani, geliyor aslında, senin uyguladığın yöntem. Evet, ameliyat olmak istemiyorum ama kilo vermek istiyorum ve sıklaşmak tabii istiyorum. Tabii birbirinin alternatifi değiller. Ameliyatın değil, alternatifi evet. değiller. Peki, sen aynı zamanda botoks da yaparak... Bu zayıflama sonrasındaki kırışmaları sorun eden hastalarda da bir düzenleme yapıyorsun. Doğru. Fark veya öne çıkarttığın bir farklılık var mı bu hastalarda? Tabii şimdi botoksu hepimiz hastalarımız da öyle biliyor. Kırışıklıklar için işte alın, kaş arası, kaz ayaklarına yapıldığını artık herkes biliyor. Fakat tedavi amaçlı başka noktalara da uyguluyoruz biz. Mesela diş sıkmada bu masseter dediğimiz çiğneme kasına yapıyoruz. Aynı zamanda temporal kas, kafa içinde bulunan bir kasa yapıyoruz. O diş sıkmayı, fazla sıkmayı engelleyebiliyoruz. Bunun dışında kronik migren tedavisinde kullanıyoruz. Bu sık migren atakları gelen hastalarda gözle görülür bir fark oluyor. Migren sıklıkları azalıyor. Bir diğeri de aşırı terleme tedavisinde. Koltuk altı olabilir, el, ayak terlemesinde oldukça sık kullanıyoruz. Son zamanlarda bir çalışma var, belki sen de fark etmişsindir. Depresyon tedavisinde kullanmaya başlamışlar. Deneme aşamasında şu anda Amerika'da. Bu serotonin, endorfin gibi mutluluk hormonlarını artırdığı tespit edilmiş. Evet. Zaten botoks yaptırdıktan sonra evet. ben de onu bir hissediyorum. Bir 2-3 hafta kendimi ekstra mutlu hissediyorum. Yani aynaya baktığın zaman yorgunluğun uzaklaştığını gördüğün andan itibaren mutlu olmaya başlıyor insan zaten. Doğru, doğru. Time dergisinde kapak olmuştu hatta botoks bundan 4-5 sene önce. 197 hastalığın tedavisinde deneniyor şu anda. Çok da ilginç bir şey aslında. Bir bakteriden alınan bir toksin evet. Tıpta birçok alanda kullanılabiliyor. Evet. Açıkçası insan zaten aynaya bakınca, o güzel görüntüyü görünce de çok daha mutlu oluyor. Kendini kurtarıyor. Depresyonu kurtarıyor. Evet. Doğru.
Şimdi Şafak Hocam, hepimizin büyük bir sorunu olan lekeden ben biraz bahsetmek istiyorum. Size sormak istiyorum açıkçası. Leke tedavisinde en etkili yöntem nedir ve ne zaman yapılmalıdır? Şimdi leke, şeyi biliyor muydunuz bu arada? Google'da en çok aratılan medikal estetik işlemi leke tedavisiymiş. Leke tedavisi. Çünkü gerçekten güneşli bir ülkede yaşadığımız için çok fazla leke problemi oluyor. Lekede hiçbir zaman tek bir çözüm yok bence. Birden çok çözümü kombine etmek lazım. Bunların başında plazma tedavisi çok etkili mesela bence. Böyle noktasal lekeler varsa özellikle o noktasal lekeleri plazmayla, plazmayı nasıl anlatabiliriz? Lazerin bir üst teknolojisi diyelim. Burayı yakarak üst deriye, epidermisi tamamen yok ediyoruz. Onu sildikten sonra epidermis tabakasındaki leke kayboluyor. Vücut sonra kendini yenileyerek zaten o epidermis tabakasını dolduruyor. Onunla beraber tek başına etkili, evet etkili ama leke mezoterapisiyle beraber yaptığımızda daha iyi sonuçlar alıyoruz. Leke mezoterapisi de ince mezoterapi iğneler yardımıyla tüm yüze yapılan bir işlem. Lekelerin o kontrast farkını azaltıyor. Yaklaşık 3-4 seans, 15 gün arayla 3-4 seans uyguluyoruz onu da. Ama plazma tedavisi tek seansta çözüm oluyor. Peki sen plazma tedavisini güzel uygulayanlardansın. Göz kapağındaki düşmeyi, sarkmayı da plazmayla tedavi eden bir tedavi prosedürü var. Uyguluyor musun bunu? Evet, zaten ilk indikasyonu çıkma sebebi oydu. Aslında insanlar kendilerine evde testlerini yapabilirler. Şu göz kapağını tutup çektiklerinde eğer elinize geliyorsa, yani o kırışıklık yeterince ileri doğru gidiyorsa sizin de göz kapağı estetiğine ihtiyacınız var diyebiliriz. Orada ne yapıyoruz? Plazma tedavisiyle yukarı doğru bir eğim vererek o noktaları yakıyoruz deyince korkmasın hastalarımız. Böyle noktasal şekilde yakıyoruz diyelim. Daha sonrasında orada kolajen ve elastin üretimi başlıyor. Adı üstünde zaten kolajeni hepimiz biliyoruz. Ama elastin de elastikiyeti sağlayan bir enzim. Elastin enzimleri salgılandıktan sonra yukarı doğru bir çekme oluyor. Göz kapağında yukarı doğru çekme oluyor. Yaklaşık bir ay sonunda da hem bu fazlalığın gitmiş olduğunu hem de gözünüzün daha fazla açıldığını fark edebiliyorsunuz. Ameliyatsız, özellikle ameliyattan çekinen bir hasta profili varsa, evet, çok da büyük olmayan bir sarkmada gerçekten hızlı bir çözüm oluyor. Peki evet, evlere kapandık bu günlerde. Özellikle pandeminin nispeten biraz daha yoğunlaştığı bu zamanlarda her gün ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat eder, bağışıklığımızı güçlendirir hale geldik. Evet. Tabii bu esnada da bağışıklığı güçlendiren bir takım tedaviler de ön plana çıktı. Elbette bunu doğru olmayan, biraz asparagas şekillerde yapan gazetelerde vesaire bir takım yayın kuruluşlarında görülenler var. Ama bunların içerisinde ozon gibi, glutatyon gibi özellikle bağışıklık sisteminin amiral gemisi diyebileceğimiz enzimleri aktiflendiren tedaviye destek uygulamalar var. Sen de bunlardan birkaçını başarıyla uyguluyorsun. Hem enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak hem medikal estetik alanında çalışan bir hekim olarak glutatyon tedavisini bize anlatır mısın? Tabii glutatyon aslında bilinen en güçlü antioksidanlardan bir tanesi. Antioksidan dediğimiz, yani vücuttaki o serbest radikalleri toplayan, bağlayan bir madde. Vücudun çöpçüsü olarak da bilinir aslında. Yani o artık maddeleri toplayan çöpçü demek herhalde en basit, güzel anlatımı olacak glutatyonun. Biz bunu damar içinden veriyoruz. Tabii yine doktor kliniğinde olmalı, ruhsatlı yerde olmalı. Oral olarak ağızdan verilen glutatyona göre etkinliği çok daha fazla. O yüzden damar içi vermeyi tercih ediyoruz. Bağışıklık sistemi hücrelerini aktive ediyor. Bunun amiral gemisi çok doğru bir tabir gerçekten. O bağışıklık sistemini yükselten, hücreleri yöneten şey glutatyon aslında. Geçenlerde bir makale yayınlandı bu New England'da, New England Journal of Medicine'da. Bizim için çok değerli bir dergidir. Şunu araştırmışlar, yoğun bakımda yatan COVID pozitif olan hastalarda eksik olan şeyleri araştırmışlar. Bir tanesi D vitamini çıkmış, diğeri de glutatyon çıkmış. O yüzden
Burada bizi izleyenlere D vitamini takviyesi, D vitamini, C vitamini ve çinko takviyesi özellikle. Özellikle besinlerle bunları almayı gerekirse ilaç vesaire gibi takviyeler gerektiği takdirde de hekimine mutlaka başvurması gerektiğinin de altını çiziyoruz. Evet, kesinlikle. Sevgili Şafak, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Fatih Burak Efendi. Çok yaşa devam ediyor.